arkadaşlar. Bakayım yorumda yazıyor musunuz? Ona da bakmak lazım. Kaan'cığım, konuyla alakalı sorular sorarsak sevinirim. Şapkanın nereden bulunduğunun herhangi bir önemi yok. Bir anlamda görüntü düzgün takip edelim. Evet. Sonrasında İmaj filtreden CAD modunu seçtik arkadaşlar. Sonrasında Global Animasyon'dan Verilog seçtik. Secondary Engine olarak Light Cache, Primary Engine olarak Dense Map seçtik arkadaşlar. Değerlerini düşürdük. Ve böyle bir test render'ı aldık. Sonucumuz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sahne birazcık daha aydınlık gözüküyor olabilir. Şimdi mesela tavanda kullandığımız light materyalin değerini 0,5'e düşürelim. Ve hemen bir sonuca daha bakalım. Sahnemizde ne gibi değişiklikler olacak? Gerekirse bir tamamen de kapatabiliriz. Hani şurada görmüş olduğunuz color'ın yanındaki 0,5 değeri Very Light materyalin ne kadar parlak ya da ne kadar sönük olacağı ile alakalı arkadaşlar. Oradaki değeri belirtiyor. Şimdi isterseniz daha iyi kavramız açısından oraya bir sıfır yapalım. Tekrar bir deneme render'ı alalım. Sahneyi sadece şurada hazırlamış olduğumuz sadece burada bu box'landa bir aydınlatma elde edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kısımları aşağıya alalım. Şimdi belli bir süre arkadaşlar Material Editor ve Render Setup menüsüyle herhangi bir işimiz olmayacak. Biz tekrar paylaşımımızı Max ekranından devam ettirebiliriz. Sonrasında o kısımlarda işlem yapacağımız zaman geri döneriz. Şimdi sahnemizde arkadaşlar duvar ve yer kısımlarında seramikler kullanacağız. Kullanacağımız seramikler kare şeklinde olabilir. Bu şekilde bir kullanımı yaparız. Şimdi birer tane oluşturacağız arkadaşlar. Birer tane oluşturmamızdaki sebep bunlara çünkü materyalini hazırlayacağız. Hazırladıktan sonra da hepsini çoğaltma işlemine geçeriz. Şimdi birazcık daha büyütmemizde fayda var. Yetişkinler kullanırız.
Bir tane de bundan bir kopya alalım. Instance olmasın arkadaşlar, birbirlerinden bağımsız olsunlar. Çünkü farklı özelliklere sahip olacaklar. Kaplama olarak. Şimdi perspektif penceresine geçelim. Şöyle bir silelim arkadaşlar. Biraz daha büyük kullanmalım biz bunu. Daha büyük bir kare olursa bir o kadar daha çok yapmamız gerekecek. Okey. Şu şekilde. Bundan bir tane kopyasını alıyoruz arkadaşlar. Sonrasında evet. Şimdi karolarımızı hazırladık. Şimdi ben size materyal editörü göstermenin tekrar düzgün bir yoluna bakayım. Şimdi arkadaşlar onları size bir resim olarak gösterelim. Google hem YouTube hem bunu şey yapmıyor. Hem de göster, bu çok sıkıntı çıkarttı bugün bize. Şimdi size bir ekran görüntüsü atacağım arkadaşlar. Materyali hazırlayınca o materyal üzerinden anlatacağım. Resim üzerinden anlatacağım, pardon. Önce hemen bir hazırlayayım onu en hızlı şekilde. Şimdi ben hemen bir ekran görüntüsü alacağım size arkadaşlar. Bunu en güzel şekilde size ne yapıldığını anlatacağım. Screenshot 1. Şimdi görüntü size geliyordur arkadaşlar. İlk materyalimizi şu arkadaşlar, bunu yerde kullanacağımız karomuzun kaplaması, kısmını RGB olarak 75 olarak verdim. Gloss Knee 0.8'e düşürdüm. Subdiffs birazcık kaliteli çıksın diye 30 değerinde yaptım. Buradaki yer alan Fresnel Reflection'ı kapatıyoruz arkadaşlar. Şayet gözükmüyorsa size biraz daha yakından herhalde görüntü yeterli olacak.
Şuradaki refleks değeri arkadaşlar RGB kısmı 75. 3 tane 75. Şimdi bu materyalimizi arkadaşlar yer karımıza atıyoruz ve hemen bir denemesine bakıyoruz. Nasıl bir sonuç almışız? Şu an render işlemini yapıyor arkadaşlar. Hemen onun da görüntüsünü sizinle paylaşacağım. Sadece yağsa yeterlidir. Şimdi hemen onu aktarayım. Evet arkadaşlar, yerde yansıtmasını mat bir karo olarak kullandık. Şimdi hemen bunun yukarısında yer alan şu karo kısmını da parlak olarak kullanacağız. Yani gayet net bir şekilde yansıtacak. Şimdi onun da materyalini ben hazırlayayım arkadaşlar. Sonra hemen sizden de onu da paylaşayım nasıl hazırlandığını. Zaten aynı seramik pardon kaplama üzerinden devam edeceğiz. Hani kaplamayı farklı şekilde kullanacağız. Şimdi hemen bunun da bir ekran görüntüsünü alıp sizinle paylaşayım ve onun üzerinden anlatayım. Pardon, hemen düzeltelim bunu. Şimdi biraz da yakınlaştırayım arkadaşlar. Şimdi burada mantık olarak baktığınız zaman iki materyal de parlaklık derecesi olarak aynı. Burada sadece değiştirmiş olduğumuz kısım mat mı yansıtacak yoksa parlak bir şekilde pürüzsüz bir şekilde mi yansıtacak? Onun için de Gloss'un değerini 0,8'e çekiyoruz. Aslında 0,85 ya da 0,90 da bizim ihtiyaçlarımızı görecek ama 0,8 olarak biz bunu yapalım. Parlak olsun. Ayrıca burada birazdan objelerimizi lavabo ve tuvalet gibi nesneleri sahnemize yerleştirmeye başladıktan sonra zaten materyalleri hazır olarak gelecek. Onların üzerinden size kısaca bahsederim nasıl hazırlanacağını. 75 değeri çok fazla gelirse, hani çok fazla bir yansıtma yaparsa onu
30 ya da 25 gibi değerleri çekebiliriz.